Herkese merhaba. Ben Volkan Taşkıran, namı diğer Vorki Show. Bugün Sakarya'dayız ve Sakarya'da sizleri çok güzel bir hanımefendiyle tanıştıracağım. Zaten birçoğunuz tanıyorsunuz. Tanıyorlar değil mi seni? Tanıyorlar. Peki, birazdan tanıyacağız tanımayanlar için. Sakarya'da TikTok fenomeni, aynı zamanda da sosyal medya fenomeni olan sevgili Ceren'le birlikteyiz. Ceren'cim merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet Ceren'cim, çok kısa tanıyalım seni. Ben Ceren Avcı, TikTok fenomeniyim. Yaklaşık bir yıldır TikTok'la uğraşıyorum. Aslen Sakaryalıyım, Sakarya'da oturuyorum. 18 yaşındayım. Böyle sosyal medyayla uğraşıyorum. Bir yerlere gelmeye çalışıyorum kendimce. Peki ilk TikTok'a nasıl başladın ve nasıl bu kadar bir seven kitlen oldu? Ya aslında şu şekilde, TikTok'a başlarken çok büyük ön yargılarım vardı her insan gibi. Her insan TikTok'u çok cringe bulur. Ben de çok cringe buluyorum haliyle. Fakat kardeşim evde video çekerken bir anda ben de kendimi TikTok'un içinde buldum. Ve emin olun birçoğunuzun ön yargısı gibi değil. TikTok çok eğlenceli bir platform bence. Bu şekilde birçok insanla, birçok arkadaşımla tanıştım. Hedeflerime ulaştım. Birçok şey yaptım diyebilirim. Mesela hedef demişken ne gibi hedeflerim vardı? Mesela 1 milyon olmak istiyorum. Bu hedefime daha ulaşamadım ama en yakın zamanda ulaşacağıma eminim. Birçok fenomen arkadaşım oldu. Birçok görüşebileceğim arkadaşım oldu. Bu şekilde ayrıca hani şu an okuyorum ben ve okuduğum halde TikTok'tan da belirli bir gelirim var. Bu da bir hedef bence. Peki mesela sadece TikToker'larla mı görüşüyorsun? Yani TikTok'ta böyle fazla bir sayısı olmayan, takipçi sayısı olmayanlarla da görüşüyor musun? Ya tabii ki. Önemli olan takipçi değil. Bir insanla kafan uyuşursa önemli olan takipçi değil hiçbir zaman. Buluşursun, görüşürsün. Birçok arkadaşım var dışarıdan az takipçili görüştüğüm. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Aslen Sakaryalısın. Evet, Sakaryalıyım. Bu şekilde Sakaryalıyım, Sakarya'da oturuyorum. Gözlerim bu arada soruyorlar, lens mi? Hayır, gözlerim lens değil. Gözlerin kendi orijinal rengi. Evet, kendi orijinal rengi. Arkadaşlar biz test ettik. Az önce parmağımı gözüne soktum, hakikaten kendi göz rengiymiş. Buradan da onun da bilgisini vermiş olalım. Yine TikTok'ta şöyle bir sizle alakalı algı var. Bunu da bir açıklığa kavuşturursanız seviniriz. Ne algısı? Herkes sizi 13 yaşında biliyor. Nedir bu 13 yaş sendromu? Nedir efendim? Ya bu bir ironiydi başta. Fakat çok fazla tepki aldı. Ve insanlar tepki aldıkları şeyin üzerine gitmeyi çok severler. Ben de öyleyim haliyle. Üzerine gittim. 13 yaş olarak kaldı. Hala birçok insan beni 13 yaşında zannediyor. Ama 13 yaşında değilim. TikTok'ta yaş sınırlaması var biliyorsun. Evet evet. Bundan etkilendin mi? Evet. Birçok defa onun yüzünden yayını engelledim. Canlı yayın açamadım bir hafta. Sonrasında dedin ki artık gerçekleri gün yüzünde çıkarmak lazım dedin. Evet aynen öyle. Ve ben artık 13 yaşında değilim, itiraf ediyorum 18'im mi dedin. Hayır 21'im dedim. 21'e çıktı yaş. Evet evet. Aha 13'ten 17'ye, 17'den 18'e 21'e yani... Gün geçtikçe senin yaş çıkıyor. Hedef kaçta bitecek? Bunu soralım. Ya hedef 17 idi. Hedefimize ulaştık. 17. Hedefini aşmışsın, geçmişsin. 21'e çıkmışsın. İroni o. İnanmayın. İnanmayın. Asla. Bana da inanmayın. Peki, TikTok'ta veya diğer sosyal medya hesaplarında tanınmak isteyen çok genç var. Çocuklar var. Evet. Sizin konumunuza gelmek isteyenler var. Hani ben neden bir Ceren Avcı gibi olamıyorum? Neden benim o kadar çok takipçim yok diye bazen böyle farklı alanlara gidenler oluyor. Onlara burada neler söylemek isteriz? Mesela farklı alan derken? Ya mesela tanınmak için yani ne bileyim çok farklı videolar çekiyorlar. Gidilmemesi gereken yerlere gidiyorlar. Yani çekilmemesi gereken videoları çekiyorlar. Ya zaten öyle videolar çekerek bir yere ulaşamazsınız. Hani bunu herkes için söylüyorum. O şekilde bir yere ulaşamazsınız. Emek lazım. Gerçekten TikTok için emek vermeniz lazım. Hani bir videoyla da tanınamazsınız. İki videoyla da. Bunun için emek vermeniz gerekiyor. Ben bu yere gelmek için bir yılımı verdim mesela. Hani öyle kolay değil. Olmuyor. Kısa yoldan hiçbir şekilde olmaz. Yapamazsınız yani. Kimse yapamaz bunu. Evet yani gerçekten ben de videolarını severek takip ediyorum. Peşinde daha az koşmadım. Teşekkür ederim. Geldim buradayım. Yani desem de inanmayın. Yo inanın öyle. Öyle.
Neyse bunlar özel, bunlar çok girmeye gerek yok. Peki senin bunun haricinde bizlere söylemek istediğin neler var? Şöyle. Tavsiye tarzında olabilir. Evet. Ya TikTok'a ve TikTok fenomenlerine karşı ön yargılı olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü herkes öyle, birçok insan öyle. Ama öyle değil. Onlar gördükleriniz kadarıyla değil. TikTok'ta gördüğünüz kadarıyla yaşamıyoruz. Bizim de özel bir hayatımız var. Ve yaptığınız yorumlar bizi özel hayatımızda incitebiliyor. Hatta birçok yeni başlayan arkadaşımız bu yüzden bırakabiliyor bu sosyal mecraları. Yapmayın. Mesela buna bir örnek verebilir misiniz? Ya mesela kötü video çekiyorsun diyor. Kız yeni başlamış veya erkek yeni başlamış, hemen bırakabiliyor. Hevesi gidiyor. Ya biz öyle değiliz. Biz kötü yorumlara, eleştirilere açığız. Fakat yeni insanlar öyle olmuyor. Hani birçok insan eleştiriyi kaldıramıyor. Kırılıyorlar. Birçok örneği var keşfette şu an ya. İnsanların kalpleri kırılıyor. Ya şimdi şöyle ama evet. Tenzih ediyorum birçoğunu. Hakikaten belli bir sayıya ulaştıktan sonra bakıyorum ben. O fenomen diye geçinen tayfanın bazıları diyelim. Hani hepsini kapsamayalım. Evet. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Fenomen olan kişilerle daha çok takılıyorlar. Onlarla daha çok sahnede oluyorlar. Diğer takipçisi az olan kişilere maalesef çok böyle kayla almıyorlar. Yorumlarını okumuyorlar. Mesajlarına cevap vermiyorlar. Yani bu tarz insanlar da var. Hani onlara da şimdi burada es geçmeyelim derim ben. Ya birçok insan var öyle, fakat özünüzden vazgeçmeyin hiçbir zaman. Geldiğiniz yeri unutmayın. Siz de oradan geldiniz. Başladığınızda takipçiniz yoktu. Hani siz de bir yerlere gelmek için eminim büyük çabalar verdiniz. Dediğim gibi birçok insan değişiyor, fakat böyle şeylere gerek yok. Her insan aynıdır. Takipçiyle insan olmuyor, bu kadarını söyleyeyim size. İnsanlık önemli. İnsanlığınız kalsın. Takipçi önemli değil. Mesela şimdi TikTok'ta herkesin bir hedefi var. Evet. TikTok dışında, yani bu mevcut durumu TikTok dışına da taşımayı düşündü mü? Mesela bir oyunculuk, bir modellik. Modellik düşünüyordum daha önce. Fakat daha önceden Van'da yaşadığım için hani imkanım yoktu. Fakat buraya geldim, bakacağız. Olabilir. Yani her türlü olabilir. Teklifleri açın diyorsunuz. Açız. Peki modellik, sunuculuk, oyunculuk? Modellik istiyorum. Boyun yok. Boyun var. Ne demek yok? Nasıl yok ya? Bence boyun yok. Hayır. Var mı? Kaç boy? Var. Boyun 1.70. Kaç? 1.70. 1.70? Evet. 76'yı. Tamam işte, ben senden neredeyse uzunum zaten. Bakmayın. Ben 1.76, o benden bakmayın. Neredeyse uzun. Evet Ceren Hanım. Ben çok teşekkür ederim bu güzel söyleşiden dolayı. Ben teşekkür ederim. Buradan bu camiada olanları da bir nebze de olsa aydınlattınız. İnşallah başka bir platformda, başka bir iş sektöründe görüşmek ümidiyle. İnşallah, teşekkür ederim ben de. Çok teşekkürler.